çekiyor mu? İyi günler. İyi bir hafta dileğiyle. Şubat'ın ikinci pazartesi de bugün başladı. Güzel bir hafta dileğiyle. Umarım her şey gönlünüzce olur. İki kişiden bahsedeceğim bugün size. Hatta üç kişiden. Birincisi babam. Babama buradan saygılar ve sevgiler sunuyorum. Babam son 5 gündür. Belki merak eden arkadaşlarım vardır. 5 gündür serumla yaşıyor. Durumu oldukça kritik. Sevgili dostlara buradan onu da söylemek istedim. Ama bir şekilde yaşam, hayat devam ediyor. Dualarınızı esirgemeyin. Beni seven dostlarım, tanıyan dostlarıma söylemek istiyorum. İkincisi Kıvanç Kasabalı. Eskilerin hala işte Cem Yaprak Dökümü'ndeyken. Bir gün konuşuyoruz Umut Sezgin'le. Kıvanç'a soruyor, diyor Kıvanç niye aramıyorsun diyor. Kıvanç da diyor, Kıvanç Cihangir'de oturuyor hemen Savoy Pastanesi'nin orada. Umut da karşıda oturuyor. Ya baba diyor, hiç karşıya geçmiyorum ki diyor, arayayım diyor. Tabi Kıvanç'a mesela markete gider, elma alacak. Elmayı bir saatte falan 3 tane elmayı zor zor alır. Mesela mağazaya gelir, konuşuruz, fotoğraf falan çekeriz, muhabbet ederiz. Baba ben gittim der, o genelde baba der, işte öyle komik lafları vardır onun. Baba ben gidiyorum der, gidiyorum dedikten sonra bir saat falan daha durur yani. Ondan sonra yani Kıvanç bir su içse bile ne, bir saat falan bekler, bir alır bakar suya, sağına bakar, soluna bakar, içindeki minerallerini kontrol eder. Spor yapar, yavaş yürüyor. Yani o kadar ihtizamlı, o kadar planlı, o kadar her şeyi irdeler ki anlatamam size. Kıvanç da bu arada, Kıvanç kardeşime de buradan sevgiler sunuyorum. Sıra Baybars'a geldi. Baybars Güven. Şahsına münhasır, çok sevdiğim. 5 tane en iyi arkadaşımdan biri. Veya 10 diye. Yani yakın bir arkadaşım, sık sık görüştüğüm bir arkadaşım. Geçenler cumartesi akşamı doğum günü vardı. Saat 8 gibi konuştuk. Beyoğlu'na geçersem arayacağım dedi. Saat 2.30'da aradı. Yani 8'de doğum günü kutlaması projesini gerçekleştirdi. Geçince arayacağım dedi. Saat 2.30'da arıyor. O da yanlış bir adres veriyor. Yani o kadar sistemli bir arkadaşımız. Instagram'a üye ol dedim. İşte Instagram çok önemli dedim. Biriktirdi 15 tane fotoğrafı gösterdi bana. Diyor ya Yalçın diyor. Bunlardan birisini koyacağım ama diyor. Hangini koyacağıma karar veremedim diyor. Baktım dün sabah. Daha onları koymamış. Birisine bir fotoğrafı beğenecek. Facebook'ta veya sosyal paylaşım sitelerinden. Bakıyor. Beğenmiyor. Aradan geçiyor bir hafta. Tekrar bakıyor. Acaba bunu beğensem mi? Arada yanlışlıkla bazen beğeniyor. Bir iki saat sonra karar değiştiriyor. Beğeniyi geri alıyor. Yani mesela mesaj yazarsın. Tam 3 gün sonra döner geriye. 3 gün içinde düşünür. Acaba yazsam mı? Cevap versem mi? Vermesem mi? Acaba mesela arar bazen Yalçın abi. Veya Yalçın der. Abi demesini zaten çok istemiyorum da önemli değil. Abi deyip demez. Sonuçta arkadaşız biz ondan. Arar Yalçın. Yalçın abi. Dükkanda mısın? Dükkandayım. Bir saat sonra falan uğrayacağım. Bir saat sonra gelmese bile o gün mutlaka gelir. Yani insanın aklına 1000 tane soru geliyor. Demin biraz önce görüştük işte. Neredesin? Karşıdayım dedi. Ne yapıyorsun dedim. Ya işte bir arkadaşımla karşıya geçtim dedi. Sonra da araba dedi. Onun bir ilginç daha anım var onunla ilgili. Geçenlerde arabayı yolda giderken polis durdurmuş. Arabasında bir eksik varmış. Almışlar arabayı götürmüşler. O da muameleci bulmuş bir tane. Muameleciye 300 milyon para vermiş. Ne yaptın Baybars diyorum. Abi diyor muameleci buldum diyor. Ne muamelecisi oğlum? Ya diyor trafikte var ya diyor öyle bir muameleci diyor. Ona para verdim diyor. Meğerse diyor işte diyor, onun diyor 2-3 tane eksik ödenmemiş faturası varmış falan filan. Sonuç itibariyle Baybars karar vermekte azami dikkat ediyor. Ve karar verirken de bu karar aylar, yıllar alabilir. Şimdi Pembe Noktalar diye bir tane stüdyo yapıyor. Stüdyonun içinde bir tane merdiven var.
merdiveni şu ana kadar 9 defa fikir değiştirerek 9 defa merdiveni kırdırıyor, yaptırıyor. Tekrar fikir değiştiriyor, bir daha kırdırıyor. Şimdi ev ve stüdyoyu son 3 yıldır bitirecek. millet, herkes soruyor, Baybars pembe noktalar ne oldu diyor. Baybars şey diyor, abi diyor, bir ay içinde bitiyor. Ben artık sormuyorum. Benim gibi herhalde 100 kişi hiç sormuyordur. Çünkü o 9 defa kırdırdı merdiveni, bir 50 kere daha kırdırabilir. Evde de, evi de geçen yani Eylül'de falan başladı inşaata. Hala işte orası bitmedi, burası bitmedi, işte o olmadı, bu olmadı, mırın kırın, mırın kırın. Yani Baybars şöyle bir şeyi alırken 200 kere falan düşünebilir bak şunu. Mesela markete gitti, süt alacak diyelim. Orada diyelim 5 tane süt markası var. Onun hepsinin içindeki küçük küçük okur hepsini. En sağlıklısı hangisi, oradaki çalışana sorar, sen ne içiyorsun diye sorar. Kasaya gider, tam öderken vazgeçer, gider başka birisini alır. Hayat onun için oldukça zor. Umarım haftanız güzel geçer. Umarım her şey gönlünüzce olur. Baybars'la ilgili daha anlatmaya devam edeceğim. Benim arkadaşlarım hepsi aşağı yukarı, hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Ben de böyle bir mutlatız bir şey var. Böyle arkadaşlarım değişik. Değişik. Onu anlatayım dedim yani. Baybars işte bir saat önce aradı, işte birazdan gelip alacağım seni dedi. Kurtuluş'a eskici var, eskiciye gideceğiz dedi. Büyük bir ihtimalle bugün gidemeyiz. Cuma falan gideriz. Cuma da belli olmaz. Yani bu eskici işi olmaz asla. Gidemeyiz yani.